Evet. Geçemez. Sene 90. Oraya geri geçemez. 90'ın 7. ayı. Köçüm dağında. Herkes çıktı buraya. Biz asker edecek olanlar işte. Şemsettin Hallaç, Ertan Hallaç, Ahmet Kaplan, ben. Aşağıda dedik ki bize çıkalım. Kosreta. Köçüm dağında. Ama malzememiz yok. Bir şeyimiz yok. Köyden de indik. Ahmet'in kamyon var bir tane. Ford kamyonası. Ondan indik. Sarıgöy'de malzeme aldık. Yani çıktık Tukat'a, Tukat'a arabayı park ettik. Ondan sonra çıktık Şemsettin Hallacı dedesi. Biz orada bir çay içirdi, orada akşam oldu. Oradan yaya çıktık, Hosteler'e. Hosteler'den buraya, Hosteler'e. Geldik buraya ki bak yukarıda işte taş başa yerler. Orada koç kesmişler. Bak bu şekilde bana hezi ağaç düşmemiş ya. Gece saat 12 idi, koç bitti. Millet et istiyor. Kimse de Yaşar Hallacı. Koçu var ama diyor ki anam vermez diyor buna. Bir de biz çalarız. Anasından gizli, şey, Yaşar'ın haberi var, annesinden gizli gitti. Ahırdan koçu aldık, yatırdık, kestik gece 12'den sonra. Ondan sonra Hüseyin Kaplan'la Hikmet Allaç havada sırığı tuttular. Şimdi bir kişi de soydu. Tekrar döner vurduk. O koçu orada yedi. Omuzda tuttular soyana kadar. Yer yok ya. Tutacak yer yok. Bağlayacak yer yok. O koçun soyulması lazım. Ondan sonra koçu yedi. Sabaha doğru artık inekler falan açıldı. Yukarı yaylaya gidilecek. Daha gidilecek. Zeki Yenge, Yaşar'ın annesi. Yaşar, koç yok. Koçun bir yeri gitmiş. Halbuki bir yeri koçu akşam biz yedik. Yaşar koç yok, yaşar koç yok. En son dedi ki, ana akşam koçu dedi, kes yediler. Ondan sonra neyse biz herkesten önce buradan kalktık, çıktık. Daha yeni daha güreş çıkmaya başladı. Ahmet Kaplan, Şemsettin, Ahmet, Ertan Bey. Tepede dedik, milleti bekliyoruz çıksın. Oturduğumuz işte herkes sigaraları yaktık, uyumuşuz. Taşlatattı rüzgarla uyumuşuz. Sigaralarımız da yan yana omuz omuza uyuduğumuz için benim sigaram Ahmet'i yakmış, Ahmet'in gömleğini yakmış. Ertan'ınki rahmetli Ertan'ınki de Şemsettin'inkini yakmıştı sigara. Ondan sonra dağlarla gittik, indik Sura'ya. Sura'da o zaman kaynanım değildi. Hadi Ahmet'in annesi. Kuymak yedir. Oradan çıktık tekrar Gazmaliket'e. Gazmaliket'ten geçtik Satibe'ye. Patrikara Satibe hepsini yedi. Satibe'de Nezmiye Yenge. Yarma Nezmiye Yenge. Bir tane tanesi var. Çıkan taze herhalde 20 günde falan çıkmış. Yorulmuş yatmış hayvan kalkmıyor. Nezmiye Yenge de korkmuş. Bu ölecek diye. Dedi ki bunu kesin. Dedi keseriz ama yarısını bize verirse yersek keseriz. Dedi kesin de yarısını yersek hepsini yiyin. Kestik. Dananın yarısını orada yedik. Ondan sonra gece oldu orada. Gece oradan kalktık. Gece bir filandı işte. En son eve indiğimiz zaman. Böyle bir askerlik maceramız oldu. Askere giden herkes böyle bir maceralar yaşıyor değil mi bu köyde? Ya, o dönem yaşıyordu da şimdi bitti. Evet. En son herhalde sanıyorum ki biz ve bizden sonraki dönemin bir iki dönem daha bitti. Evet. Yani 92-93'ten sonra bitti. O zaman biz askere giderken 27 kişiydik. 27 tertip vardı. Yani evde oturan yoktu. Her gün bir yerdeydik. Tabii millet şey olunca, yani köyden gidince nüfus da kalmadı burada. Yani köyden gençler çekilince göndereceğim dedi o tarafa. Yani camı kapısı dediğimiz yer kahvede otururken 40-50 kişi bir anda otururdu. Bir top oynanırdı, 2-3 tane takım çıkardı. Tepsi yatsın. Maç olurdu. Hadi hocalar. Çardaklara. Gençler. Köyde gençler. Maç yapacak şey, Faruk Hacı dayı gibi, babam gibi, amcam gibi. Yani takım kuracağın adamlar bunlar yani. Başka da adam kalmadı da. Eyvallah. Allah razı olsun. Canına şükür. Yani yazlarda olsa vatandaşlar geliyor. Köyü canlı tutuyor ama inşallah daha iyiye gideriz. İnşallah. Siz 24 ay buradasınız. Ben 24 ay buradayım. Ben köylüyüm. Ben Yusuf'un da esnafım ama. Ben 24 ay nereden çıktı? 12 ay. Bizde geceler ayrı, gündüzler ayrı bir gündür. Bizde. Değil mi? Yani doya doya yaşadığımız için gecelerde bir ayrı aydır bizim için. Aynen. Biz dolu dolu yaşıyoruz. Emekli olduktan sonra benim gideceğim yer, çıkacağım yer, yapacağım yer köyümdür gene. Eyvallah. Çarşı, şehir istemiyorum. Evet. Baba vatanı, baba toprağı. 50 yaşına emekli oluyoruz. 50-52 yaşına bir 52 daha yaşayacak halimiz yok. Nereden? Sanki ömrümüz artık kalan da rolantıyı alıp köyde köy hali yaşamak istiyoruz. Muhtarım haydi. Güzel, teşekkürler. Gel kızım haydi gel. Be. Kanun afiyet olsun. Hem de olsun. Hem de olsun. Sovyet nakli buyur. Hayır olsun. Hoş geldiniz cümlete. Hemen otur. Eyvallah. Siz de hoş geldiniz abi.
Ne sandın? Araba biz buradaydık.